İyi akşamlar herkese. Doğu Akdeniz Üniversitesi ve Başkent Üniversitesi Psikoloji Bölümlerinin işbirliğiyle düzenlediğimiz webinar serisinin dördüncüsündeyiz. Bugün dışarısı tehlikeli, peki ya içerisi konusu bağlamında bu başlıkla şiddeti, aile içi şiddeti daha çok konuşuyor olacağız Dilek Hoca'yla. Pandemik paradoks olarak ele alınıyor. Yani bir hayati tehlikeyi önlemeye çalışırken yürüttüğümüz, düzenlediğimiz önlemler, işte kapalı kalma, kendimizi izole etme, sosyal teması kısıtlama gibi aslında hayati tehlikeyi bertaraf etmeye çalışırken ev içindeki tehlikeyi arttırmaya işaret eden bir şey ifade bu, pandemik paradoks. Biz de birazcık pandeminin etkisiyle şiddette neler oluyor, aile içinde neler yaşanıyor, bunu konuşuyor olacağız. Ben Başkent Üniversitesi'nin temsilcisi olarak psikoloji bölümünün Esra Güven, klinik psikoloji alanında uzmanlığım ve daha çok çocuk aile çalışıyorum. Dilek Hocam da birlikte bugün bu konuyu adli pencereden, ben klinik penceresinden birlikte konuşmaya çalışacağız. Dilek Hocam, hoş geldiniz önce. Hoş bulduk Esra Hocam. Biz bundan önceki webinarların aksine Esra Hoca ile bu webinarlar aracılığıyla tanışmış olduk. Ama hani bir iki ön görüşmemizde de iyi bir çift olabileceğimize karşı fikrimiz oluşmuş oldu. Hakikaten keyifli oluyor Esra Hoca ile tartışmak, bir şeyler geliştirmeye çalışmak. Ben Dilek Çelik, yardımcı doçent doktor Dilek Çelik, Doğu Akdeniz Üniversitesi Psikoloji Bölümünde görev yapıyorum. Esra Hocam'ın da belirttiği gibi adli psikoloji alanında çalışıyorum ve adli psikoloji içerisinde de daha çok çocuk çalışıyorum. Yani bunun içinde suça sürüklenen çocuklar da olabilir, istismar, ihmal ve istismar mağduru, şiddet mağduru çocuklar da olabilir. Hatta daha geniş çerçeveden çocuk koruma sistemi çalışıyorum her anlamında diyebilirim. Bugün son bir yıllık tam da böyle gerçekten hem Kuzey Kıbrıs açısından hem Türkiye açısından neredeyse bir yılını doldurmuş bir süreçte hem dünya genelinde hem Türkiye olarak neler deneyimledik, neler yaşadık, bunun aile sistemlerine yansıması ne oldu? Ve tabii ki hani bugün özelinde şiddet anlamında nasıl yansıdı? Bunların tetikleyen risk faktörleri nelerdi? Biraz bunlara değinmeye çalışacağız. Şimdi biz biraz hani daha yaşanan iyi oluş halini etkileyen problemler nelerdir'den başlayarak yavaş yavaş adım adım şiddete doğru gitmeyi düşünüyoruz. Bu bağlamda ben hani bir klinik psikolog gözünden, özellikle de aile çalışan, aile sistemleri çalışan bir klinik psikolog gözünden ilk sözü aslında Esra Hoca'ya vermek istiyorum. Pandemi süreci aileye nasıl yansıdı hocam? Normalden ekstreme doğru bir giriş yapalım o zaman. Yani pandemi sürecinin kısıtlamaları, işte engellenmişlik, aslında işte sosyal temasımıza, kaynaklara erişime bir engel söz konusu oldu bu kısıtlamalarla. Neyin ne olacağını öngöremiyoruz. Sürekli bir değişiklik halindeyiz. Anı yaşıyoruz. Anlık gelişmelerle hayatımızın çok önemli alanlarında değişiklikler oluyor. Bir belirsizlik var. Kontrol kaybımız var. Neyi ne zaman ele alabileceğimizi, rutinlerimize ne zaman kavuşacağımızı bilemiyoruz. İşimiz, işte maddi etmekte zorlanıyoruz. Kaynak gibi, can kaybı gibi, hatta yakınlarımızın can kaybı gibi ciddi kayıplar ve yetersizlikler söz konusu. Yalnızlaşıyoruz bir taraftan ama aile içinde şöyle de bir durumu var bu ev içine kapanmanın ve daha çok vakit geçirmenin. Bir taraftan aile dışındaki sosyal temasımız, sosyal destek, işte diğer yakınlarımız, iş arkadaşlarımızla temasımız kısıtlandı. Ama bir taraftan eve kapandığımız için özel alanlarımız da kısıtlandı. Çünkü işe gitmek, ev dışına çıkmak aynı zamanda bizim özel alanlarımız ve ihtiyaç duyduğumuz alanlar. Ve bir rol karmaşası oluştu. İş evde, ev iş,
Çocuklar evde, yatağın üstünde ders çalışıyor. Kadınların hem ev işi şeyi aynı zamanda işlerini devam ettirmeleri, bu bakım şeyinin artması yükünün, ama işte bazı ailelerde paylaşılırken bazı ailelerde paylaşılmaması ve kadının üstüne kalması gibi aslında stres seviyesini oldukça yükselten birden fazla şey var, faktör var bu durumda. Ne oluyor peki aile içinde? Daha fazla çatışmaya, işte gerginlik, öfke patlamalarına, yeme uyku düzensizliklerine, umutsuzluğa, ruminasyonlara, işte bunu yaptın, yine böyle yaptın vesaire gibi birbirlerine şikayete dönüyor. Bağırma, azarlama anne babaların çocuklarını, işte hatta bir tokat atma. Yani araştırmaların çoğu şunu gösteriyor. Özellikle katı disiplin yöntemi olan ailelerde bu disiplin yöntemlerinin iyice katılaştığı, azarlamaların daha fazla olduğu ve hiç tokat dahi olmayan ailelerde, özellikle iş kaybı da varsa ailede, bir tokat atma haftada bir, 2 haftada bir gibi şiddetin ortaya çıktığını görüyoruz. Disiplin yöntemleri daha çok sert tepki vermeye, işte arada tartışmaya, çocukla kavga etmeye, odasına gönderip cezalandırmaya, vurmaya daha fazla yaklaştı. Araştırmalar bunu söylüyor. Peki ne oluyor bu durumda? Anne babalar hem kendi stresleri hem de ebeveynlik suçluluğuyla, yani çünkü kendi ilişkisinin de çocuğuyla değiştiğinin farkında, azarladığının daha fazla, fiziksel şiddet ihtimalinin ya da o noktasına geldiğinin farkında, bunun suçluluğunu, yetersizliğini, yetememe duygusunu, aynı zamanda kendi hayatının engellenmişliğinin yükünü de taşıyor. Bu da öfkesini yönetmekte zorluk yaşamasına sebep oluyor. Aile içinde fiziksel ya da psikolojik sözel saldırganlığın artmasına sebep olabiliyor. Böyle bir aslında atmosferle ev içinde yaşıyoruz ve özellikle partner şiddetinin bu dönemde, doğal afetlerde zaten arttığını biliyoruz. Pandemide eve kapanmakla birlikte çok daha fazla arttığını söylüyor çalışmalar. Çocuğa yönelik ihmal ve saldırganlık partner şiddetine göre oranları daha düşük gibi ama tartışmalı. Bunun da bazı çalışmalarda düşük olmasının sebebini daha az kayıt olduğuna, ailenin kendi içinde daha az bunu dışarı yansıtıp şikayet mekanizmalarının ya da koruma sisteminin devreye girmesine bağlıyor. Aslında şiddetin daha az olmasına değil. Aslında bu bağlamda oranlardan bahsetmişken Dilek Hoca, bunlara nasıl ulaşıyoruz? Bu oranları nasıl elde ediyoruz? Bunun ölçme yöntemi nedir? Belki birazcık bu taraftan sizden bilgi alarak devam edebiliriz. Tabii. Şimdi hani temel sorumuz pandemi döneminde, özellikle COVID-19 pandemi sürecinde cinsiyete dayalı şiddet ve çocuğa karşı şiddet, her ikisini de ele alacak olursak, daha ben çocuk odaklı gidiyor olacağım ama artmış mıdır sorusuysa burada aslında iki ayrı soru var. Bir, arttığını tahmin ediyor muyuz sorusu. Buna başka bir noktadan bakabiliriz. Bir de gerçekten artmış mıdır? Yani son bir yıla ilişkin elimizde veri var mı? Bunların ikisini birbirinden ayırt etmek ve çalışmaların sonuçlarını incelerken veya makaleleri değerlendirirken bu anlamda da eleştirel bakmak gerekiyor. Şimdi biz hala da pandemi sürecinin aktif olarak içerisindeyiz. Ve hem şiddet için, yokluğu şiddet için risk oluşturan mekanizmalar aynı zamanda bizim verileri elde ettiğimiz yerler. Biz çocuğa karşı veya işte aile içerisinde kadına karşı şiddet verisini ne şekilde toplayabiliriz, nerelerden alabiliriz? Bunlar bize neler söylüyor? Hani aktif son bir yıla bakarsak eğer, bir resmi kayıtlara bakabiliriz. Yani başvurulara bakabiliriz. Başvurular bize ne söylüyor? Sadece başvurulara bakarsak artmadı diyor, azaldı diyor aslında. Şimdi ama burada bir yanlış değerlendirme var. Bu mekanizmalara erişimimiz zaten temel güçlüklerden bir tanesi. Neler arttı? Türkiye'de çok aktif olarak kullanılmıyor. Daha global anlamda söyleyeceğim ama işte call center'lara, işte yardım hatlarına
başvurup bir şeyler danışmak, resmi bir başvuru, adli bir başvuru sürecinden bahsetmiyorum ama bunları arama olasılığı artmış durumda. Acil servislere başvuru, kafa travması sebebiyle acil servislere başvuru artmış durumda. Bu artık şiddetin en ekstrem formunda, hani biz bunu aile içerisinde saklasak, başvurmasak, yok saysak diyemeyeceğiniz artık hani ölümcül bir duruma geldiği noktada fiziksel şiddetin acil servislere başvuru artık gerekçeleri konusunda yalan beyanlar veriyor olsalar bile, işte düştü etti falan gibi şeyler olsa bile kafa travmaları ciddi şekilde artmış durumda. Bunun haricinde işte dediğim gibi resmi kayıtlarda bakarsanız artmamış durumda. Hani bu şey olarak da yanlış şekilde yorumlanabilir. Eğer bizim geçmiş senelere ve geçmiş kriz dönemlerine ilgili tecrübemiz olmasa, işte aile içerisinde artık işte anne baba zaten evde çocuğa karşı ihmal azalmış mıdır acaba? İşte çocuk çok fazla dışarı çıkmadığı için cinsel şiddet azalmış mıdır acaba gibi de düşünüyor olabilirler ama böyle değil çok fazla. Başka nerelerden veri toplanabilir? İşte öz bildirim ölçeklerinden, yani çocuklarla yapılan, ebeveynlerle yapılan öz bildirim ölçeklerinden. Bunlar da genellikle tabii ki okul ortamı aracılığıyla çocuklara yapılabiliyor. Çocukların okula erişimi de ekran aracılığıyla şu anda çok kısıtlı. Dolayısıyla bu çalışmaları yürütmek de çok zor. Ebeveyn çalışmaları yürütülebiliyor. Çocuk çalışmaları şu anda çok kısıtlı çünkü çocuklara ulaşamıyoruz. Yani çocuklarla aramızdaki bağ kopmuş durumda. Koruma sistemlerinin çocuklarla hem akademik araştırmalar yürütmek açısından hem de hizmet vermek açısından. Okul çok önemli bir aracıydı değil mi? Önemli. Gerçekten yani hem tespitte, hem ulaşmada, hem araştırmada. Çok çok önemli. Yani hani aslına bakarsan hani burada bir araya girip belki şeyi söylemek lazım. Yani çocuğun hayatında olması gereken sistemler açısından düşündüğümüzde tabii ki aile çok öncelikli bir sistem. Ama aile tek başına çocuğa sahip çıkabilecek bir sistem değil. Eğitim sistemi var mutlaka hayatında olması gereken. Sağlık sistemi var mutlaka hayatında olması gereken. Ve de geniş anlamda çocuk adalet sistemi diyeceğim ama bunun içerisinde çocuk refahıyla çalışan bütün sistemleri, işte sosyal çalışma ile ilgili Sosyal Çalışma Politikalar Bakanlığı falan mekanizmalarını da işin içine koyarak söylüyorum. Şimdi böyle 4-5 kollu bir sistemin içerisinde hani derler ya, bir çocuk için bir köy gerekir, hani bir çocuk için bir ülke gerekir, bir çocuğu büyütmek için bütün bu mekanizmaların desteği gerekir, birbirlerinin açıklarını kapatabilsinler, birbirlerinin sorunlu taraflarını fark edebilsinler diye. Ne oldu? Çocuk sadece aile sistemi içerisinde kaldı. Belki işte biraz telefon ve sosyal işte teknoloji aracılığıyla geniş akrabalarla haberleşebiliyor. Ama bunu da gene ebeveynlerin denetimi altında ekran karşısından, yani ebeveynin olmadığı bir noktası çok fazla yok artık çocuğun. Özellikle ergenlik öncesinde, yani 12 yaş sonrasında biraz daha özellikler ama o öncesi tamamen ebeveyn kontrolü. Öncesi çok ciddi problemli ve hani bildirim yapabileceği, şimdi pandemi öncesine düşündüğümüzde biz çocukların şiddet verilerini resmi olarak kimlerden alıyorduk? Daha doğrusu bildirimi kim yapıyordu diye baktığımızda, hatta Türkiye'de yürütülmüş, şimdi pandemi dönemine ilişkin Türkiye'de yapılan çalışmalar çok çok kısıtlı ama bir tane çalışma var. 2019 yılı Antalya Çocuk İzlem Merkezi ile 2020 yılı aynı merkeze başvuru oranlarını ve kimler tarafından bu başvuruların yapıldığını karşılaştırmış mesela. Ciddi oranda başvurular da düşüyor. Çocuk izlem merkezlerine şiddete karşı hem adli görüşmeleri yapan hem ilk bildirim mekanizmalarından bir tanesi olabilecek birimlerden bir tanesi. Hem de kimin başvuru yaptığı, bildirimi yaptığı değişiyor. Mesela öğretmenlerin bildirileri inanılmaz azalmış durumda. Çünkü öğretmenler bu şiddet mağduriyetini yakalama
mekanizmasını kaybetti. En etkili ajan öğretmen orada. Rehberlik sistemi. İnanılmaz zor. İşte öz bildirimler var. Öz bildirimlerde çocuklara erişimimiz zaten kısıtlı. Ebeveynler var. Ebeveynler mesela hani biz bir çalışma yürüttük ebeveynlerle. Evet bir fikir vericiliği var mı? Var. Ama gerçekten şiddeti yoğun şekilde uygulayan bir ebeveynin, hani genel şiddet verisinden bahsediyorum, pandemiye özgü bir handikap değil. Zaten bu ölçekleri doldurma, bu anketlere, bu çalışmalara katılma ihtimali çok düşük. Evet. Hani, adli yaptırımından korkabilir. Hani yaptığının ciddi, problemli ve ekstrem formu olduğunu bilen biri zaten bu araştırmalara katılmıyor. Ki ona rağmen oranların çok yüksek olduğunu belki ilerleyen dakikalarda bahsederiz, ama ona rağmen hala daha yüksek oranlar, ama pek çok kesime de aslında ulaşamıyoruz. Geriye dönük retrospektif çalışmalar zaten hani bir 10 yılımızı alır herhalde, ne olmuştu diye öğrenmek. Şimdi gerçeğin ne olduğunu tüm çıplaklığıyla bilmiyoruz dolayısıyla. Tahminlerde bulunuyoruz. Peki bu tahminlerde bulunurken nelerden yararlanıyoruz? Tabii ki geçmiş dönemlere ait toplumsal kriz tecrübelerimizden yararlanıyoruz. Hani savaşlar, doğal afetler, başka pandemi dönemlerinde ne olmuş? Çünkü hani onlar sonlanmış süreçler ve onların verileri bir miktar daha sağlıklı artık aktif olarak sürecin içerisinde olmadıkları için. Ve bütün bunlar gösteriyor ki evet, toplumsal kriz dönemlerinde bu krizin niteliği ne olursa olsun şiddet yükseliyor. Özellikle de kadına karşı ve kız çocuklarına karşı cinsel şiddet çok fazla yükseliyor. Genel anlamda da hani diğer şiddet formları açısından da düşündüğümüzde işte çocuğa karşı ev içi şiddet daha yükseliyor. Pandeminin nesi farkı? Hatta sanırım hocam işte bu tsunami, kasırga gibi afetlerden sonra yapılan çalışmalar şunu da gösteriyor. Suç oranları arasında en çok yükselme oranı da özellikle şiddet ve aile içi şiddette arttığına ilişkin verilerde var bildiğim kadarıyla, değil mi? Tabii, çünkü bazı suçlar nitelikleri açısından kriz dönemlerine çok uygun değil. Yani hani mesela şu anda mala yönelik suçlara uygun bir dönemde değiliz. Yani hani dolayısıyla bunlarda bir azalma bekleriz. Yani hani dışarıda çok fazla insan yok, kapkaç ihtimali tabii ki azalıyor. Herkes evde, ev içi hırsız ihtimali tabii ki azalıyor. Sürecin dinamikleriyle de bağlantılı ve evet, yani kriz dönemlerinde genel anlamda en problem yaşadığımız şeylerden bir tanesi şiddet suçlarının artması, genel anlamda şiddetin artması diyebiliriz aslına bakarsan. Pandeminin nesi farklı dersek, bütün bu kriz dönemlerinden aslında. Şimdi bütün kriz dönemleri sistemimizi bence aynı şekilde etkilemiyor. Mesela bir deprem aynı şekilde etkilemiyor. Hatta savaş bile aynı şekilde etkilemiyor. Pandeminin kendine has bir problemi var. Bu da sosyal izolasyon. Şimdi kapalı kalıyor olmak. Zaten şiddet açısından ciddi bir risk faktörü. Ve de krizlerle ve travmatik deneyimlerle başa çıkmak için kullanabileceğimiz koruyucu mekanizmaları da kullanmamıza izin vermiyor. Hani ne bileyim, bir yas durumu varsa, bir kayıp durumu varsa ailece bir araya gelelim, birbirimize destek olalım. Çok mümkün değil. Yani aileye ilişkin ritüellerin kullanılması mümkün değil. Ebeveynler haricindeki sosyal destek mekanizmalarının veya işte rol model olabilecek diğer yetişkinlerin erişimi mümkün değil. Dolayısıyla sosyal izolasyon çok daha farklı bir bağlama sokuyor bu şiddeti. Biraz ben hani tekrar sözü size vereyim. Bu sosyal izolasyon ne yapar? Hani pandemi ve işte belki de şey ayrımını yapmak lazım. Covid var, virüsün kendisi var, hastalık var. Pandemi döneminin tam olarak nesidir problem yaratan nokta? Şiddet bağlamı, şiddet özelinde konuştuğumuzda
Dediğiniz gibi kapalı kalıyor şeyler, hem fail hem mağdur ev içinde kapalı ve bir şey şiddet durumunda, bir kriz durumunda işte kadın ya da çocuk şiddetten kaçmak için kendini sokağa atabilir, komşularına seslenebilir ya da işte polise doğru koşabilir, ama şimdi böyle bir kapalı durum söz konusu olduğunda aslında kaçış mekanizmalarını da, yani daha doğrusu duyulma mekanizmaları da birazcık sınırlanıyor aile içi şiddet söz konusu olduğunda. Aile içi şiddet, özellikle partner şiddeti maruz kalan kadınların izlendiği çalışmalarda şunu söylüyorlar pandemi döneminde. Partner şiddetinden kaçınmak için yaptıkları şey yakınlarını haberdar etmek ve sık sık kontrol etmelerini sağlamak. Sosyal medyayı çok aktif bir biçimde kullanmak. Sosyal medyayı bu anlamda haberleşme aracı olarak kullanıyorlar ve farklı odalarda mümkün olduğunca az temasla partnerleriyle hayatlarını sürdürmek gibi önlemler alıyorlar. Aldıklarını söylüyorlar. Aynı zamanda bu kapalı olma durumu süreyen kronik partner şiddeti olan ya da işte aile içi şiddeti olan durumlarda faillerin bir silahı olarak da kullanılıyor. Yani nasıl işte elini yıkamasına izin vermiyor şiddet gösterecek şey partnerinin, ya da hasta oluyor ilacını vermiyor. Yani enfekte olması ya da işte bu hastalıktan korunmasını sağlayacak herhangi bir tedbiri almasını tamamen engelliyor ve çok çeşitli formlarda bu şiddeti görebiliyoruz. Kapalı kaldığımız için en temeli kaçış mekanizmasının olmaması, bakım ve taleplerin daha fazla artması fail tarafından. Dolayısıyla talep arttıkça karşılanmama, tırnak içinde söylüyorum, karşılanmama ihtimali artıyor. Çatışmayı doğuruyor. Yine bir şiddet için bir ahlaki gerekçe ortaya çıkıyor fail açısından. Ve sık sık bu partner şiddetinin şiddetlenerek arttığını görüyoruz. Yine benim göz gezdirdiğim çalışmalar sizinkilere benzer bir biçimde şunu da söylüyorlar. Zaten öyküsünde partner şiddeti olan ve çeşitli sebeplerle izlenen ailelerde partner şiddetinin çok ciddi yaralanmaları, hatta ölümlere kadar. Çünkü silahlanma da çok arttı tüm dünyada, Türkiye dahil. Ve böyle bir durumda çatışmanın yükseldiği, şiddete döndüğü bir durumda evde silahın olması çok ciddi bir boyuta da taşıyor aynı zamanda bu fiziksel şiddeti. Bununla birlikte genel olarak ses çıkmıyor, yakınlarına ulaşamıyor ya da hatta bazı durumlarda mekanizmaları bilmiyor, nasıl ulaşacağını, o sosyal destek hatlarını tam olarak bilmiyor gibi handikaplar aslında kapana kısılmış bir şekilde maalesef bu şiddet döngüsü devam ediyor gibi görünüyor. Bir araya gireyim. Geçen gün bir haber, doğrudan akademik bir çalışma değil de bir haber okumuştum. İşte son Google istatistikleriyle ilgili son bir yıl içerisinde daha böyle hani yatmaya yakın zamanlarda aranan şeyler nelerdir diye. İşte eşim beni dövüyor ne yapmalıyım, abim beni dövüyor ne yapmalıyım soruları böyle artık saat 11-12 arasında veya işte ülkelere göre yatmaya yakın saatlerde mesela oldukça sık arama motorlarından aranan bir şey haline gelmiş. Şimdi teknoloji bilgim çok yok, denedim gerçeği yansıtıyor mudur bilmiyorum ama bunun üzerine ben Google'a girip annem beni annem bana, babam beni babam bana diye aratıp neler çıkıyor diye baktım. Gerçekten hani babam beni sevmiyor, babam beni dövüyor, annem beni sevmiyor mu, sevmiyor, dövüyor. Veya işte bana bilgisayar almıyor ki bu önemli ihtiyaçlardan bir tanesi olabilir dönemi düşündüğümüzde. Hep böyle kısıtlamalara veya endişelerine ilişkin şeyler çıkıyor. Tabii hani bu konuda biraz dediğim gibi teknoloji bilgime güvenmiyorum. Ben çok adli alanda çalıştığım için bana mı özellikle onlar çıkıyor yoksa gerçeği yansıtıyor mu, ama gerçekten belki de şey mekanizmalarının da güçlendirilmesi gerekiyor işte. Çocukların teknoloji kullanımı, internet kullanımı arttı. Belki koruyucu mekanizmaları biraz oraya kaydırmak gerekiyor. Çünkü cevabı orada arıyorlar.
Ama cevabı ne kadar doğru olarak bulabiliyorlar bilmiyorum. Hani annem beni sevmiyor veya annem beni dövüyor dediğinde onların önüne isterim ki doğrudan pop-up olarak başvurabileceği mekanizmayla ilgili bir bilgi çıkabiliyor olsun. Değil mi? O reklamların ama, çıktığı gibi aslında sosyal öyle. Destek hatları çıksa. Sosyal destek hatlarına nasıl erişebileceklerine ilişkin ve bunların alternatif yöntemleriyle birlikte şimdi sosyal destek hatlarımız hiç yok mu? Var aslında bakarsanız arayabilecekleri numara var ama mevcut koşullarda bu gerçekçi değil. Yani hani 183 var mesela. 183'ü aile içerisinde 2 artı 1 bir evin içerisinde ne ara nereye gidip de 183 arayıp derdini anlatacak eğer şiddet uygulayan kişi de evin içerisindeyse. Çocuk için de aynı şey geçerli. Daha belki sesli iletişim kurmak zorunda kalmadığı bir aplikasyon üzerinden başvuru yapabileceği sistemlerinde geliştirilmesi gerekiyor diye araya girmiş oldum. Buyurun devam. Aslında buradan devam edebiliriz hocam. Çocuk koruma sisteminin riskleri bu pandemi döneminde bu kapalı kalmanın nasıl şeyleri var, handikapları, erişimde nasıl zorluklar yaşanıyor? Belki bunlardan konuşabilmeye devam edebiliriz. Ev içerisi, şimdi şöyle bir bu izolasyon çerçevesinde düşündüğümüzde izolasyon aslına bakarsanız genel şiddet içerisinde fail veya şiddeti uygulayan kişi tarafından kullanılan psikolojik silahın gerçekleşmiş hali gibi resmen. Yani hani çünkü zaten hani güç ve kontrol çarkı içerisindeki bileşenler açısından düşündüğümüzde hem partner şiddetinde hem çocuğa karşı şiddette böyle bir süreç var. Yani psikolojik şiddet süreciyle eşlik ediyor işte gidebilecek hiçbir yerin yok. Ben seni kısıtlıyorum, izin vermiyorum. Bunun şiddetinin giderek arttığı bir şey gerçeğe dönüşmüş durumda. Çünkü hani gerçekten böyle bir mekanizması olmayabilir. Şimdi yoktan var etmiyor evet hani şiddeti ama zaten işlevselliği ağır aksak giden problemli giden veya hani böyle gün yüzüne çıkmaya hazır travmatik deneyimleri olmuş mesela biliyoruz ki kendi çocukluk çağı travmaları olan bireylerin işte nesiller arası bunu aktarma ihtimali çok yüksek oluyor. Biraz normalize etme ihtimali de çok yüksek oluyor. Hem de stresli durumlarla başa çıkma becerisi bir miktar daha zor oluyor. Bu izolasyon haricinde bir de şunu eklemek istiyorum. Bütün hani dünya çapında yapılan çalışmalar ve Türkiye'de bizim şimdilik en azından analiz ettiğimiz veriler de gösteriyor ki ekonomik güçlükler, bu süreçte yaşanan ekonomik güçlükler, iş kaybı çok ciddi bir risk faktörü. Ve bu aslına bakarsanız hani sağlıkla bağlantılı olarak yaşadığın travmatik deneyimlerden çok daha büyük risk taşıyor. Yani işte kendisi virüs kapmış mı kapmamış mı, bir yakını kapmış mı, bir yakınını bundan dolayı kaybetmiş mi, bunlar çok ciddi travmatik stresörler ve muhakkak ki iyi oluş halini etkiliyor. Ama mesela bu şiddete, öfkeye veya çocuğa karşı şiddete doğru o kadar da gitmiyor. Ama ekonomik güçlükler çok ciddi anlamda şeye götürüyor. Hani öfkeye, belirsizliğe, tahammülsüz bu süreç ne zaman sonlanacak? Siz kendi aile sistemi içerisinde işte statü kaybına ve kendisiyle ilgili bir takım sorgular. Hani bakım veren rolündeyken bu bakımı veremiyor olmak, yani maddi şeylerden dolayı bu bakımı veremiyor olmaya ilişkin bir takım kaygılar öfkeye dönüşebiliyor. Dolayısıyla pandemi sürecinde dengeyi de iyi kurmak lazım. Hani sağlık tedbirleri tabii ki vazgeçilemeyecek ve önemli tedbirler. Ama yaşamın başka alanları var. Bunları ihmal ederek gidemiyoruz maalesef. Hani burada tabii ki şöyle bir şey değil önerim. İşte ekonomik güçlükler yaşıyor insanlar. Dolayısıyla açın kapıları, hani çalışmaya devam etsinler, sağlık tedbirlerini yok sayalım değil. Ama alternatif mekanizmalar geliştirmekle yükümlü devlet.
Yani bir bu ekonomik güçlükleriyle nasıl başa çıkacaklarına ilişkin. Bir de sosyal izolasyonun getirdiği problemlerde alternatif destek mekanizmalarının, sağlık mesela işte tele sağlık hizmetleri çok daha etkin olarak kullanılıyor olabilir. Hani diyebilirsiniz ki terapi süreçleri online'a geçti. Tamam geçti ama terapide hani maliyetli bir iş. Hani iş kaybetmiş birinin online terapiden yararlanmasını beklemek ne kadar makul bilmiyorum. Veya ücretsiz bu hizmetleri sunan birimler varsa da hem sayı olarak yetersizdir hem de bunlara nasıl erişecekleri konusunda bir fikirleri var mı? Bunları çok fazla bilmiyoruz. Dolayısıyla daha geniş çerçevede, makro sistemde alternatif destek mekanizmaları geliştirmek gerekiyor. Çünkü riskli grupları daha da riskli hale getiriyor diyebiliriz. Hani zaten hali hazırda şiddet olan aileleri hem çocuğa karşı hem kadına karşı veya daha çatışmalı ilişkileri olan, illaki şiddetin yoğun formları halinde görünmesi gerekmiyor ama problemli giden bir işlevsellikleri varsa bu iyice açılmış oluyor. Bunları yok sayarak, sadece sağlık kısmına odaklanarak, bütün kaynakları bunlara yatırarak ilerleyemiyoruz maalesef. Çünkü uzun vadede bu sefer de buradaki eksikliklerin sonuçlarını çok ciddi anlamda görmeye başlayacağız. Umuyorum görmeyiz. Hani bir an önce bu mekanizmalarımızı geliştiririz ama şöyle de bir handikap var sanki hocam, sözünüzü kestim. Siz bitirin, devam edeyim ben. Yok. Bu destek takip hizmetlerini yapan birimlerdeki çalışan yani sosyal çalışmacılar da şu an işte şeyde taramadalar, Covid işte aşı ve şey test şeyindeler, ekiplerindeler. Aynen. Yani zaten oradaki ekibin de bir bu Covid'le mücadele kanalına kaydırıldığı, zaten çok güçlü değilken daha da zayıfladığını da görüyoruz aslında bu taraf, bir taraftan. Evet maalesef, yani hani çok uzun süre bir adalet sistemi durdu bir süre. Hani mahkemeler yapılmadı. Evet. Yapılsa mıydı, yapılamazdı zaten, tamam, ama hani bunun bir sonucu var. Bunu yok saymamak, fark edebilmek gerekiyor. Hem aile mahkemelerinin hem çocuk mahkemelerinin, ağır ceza mahkemelerinin işlevselliği tamamıyla durdu. İşte bu zaten yaralayıcı bir şey, yani bu davaların zamanında sonuçlanmıyor olması, sürecin uzuyor olması zaten yaralayıcı bir şey, iyice sarkmış oldu. Çocuk izlem merkezlerinin işlevselliği gene daha eskisi kadar iyi ilerleyemedi diyebiliriz. Aile içerisinde şiddet konuşuyoruz ama ben gene de belirtmeden edemeyeceğim. Yani çocuk ceza, hani çocuk koruma açısından bakacaksak, çocuk cezaevlerinde bulunan çocukların işte başa çıkma yöntemlerinden bir tanesi olarak bir kısmı salıverildi. Ama hani salıverilenler ne oldu, denetlenebildi mi, ayrı bir şiddetin mağduru oldular mı, yoksa tekrar hani mesela denetimli serbestlik mekanizmaları çok iyi aktif olarak çalıştırılamadı. Tamam saldın ama ailesinin yanına, ama gidebileceği ve işlevsel olarak olan bir ailesi var mıydı yok muydu belli değil. Salmadıklarının ailesini göremedi. Çünkü görüş kısıtlamaları vardı. Dolayısıyla sistem durdu aslına bakarsanız. Hani evet. Her anlamda sistem durdu. Şimdi haksızlık da etmek istemiyorum. Tüm dünya bu süreci çok hazırlıksız yakalandı. Ama bir noktada fark edip odağımızı o tarafa doğru da kaydırmak gerekiyor. Evet, sağlıkla ilgili tedbirlere ve bununla ilgili mücadele mekanizmalarını desteklemeye devam ediyor olmak çok önemli. Ama bir tek burası değil. Başka sistemler de var ve bunları da mümkün olduğunca yani desteklemek gerekiyor. STK koordinasyonunu güçlendirmek mesela hani şey olabilirdi. Yani hani ya da bir kanal olabilir. Gerçi her konuda, sosyal konuda konuştuğumuz bir şey bu. STK desteğiyle çalışmalar, taramalar yapılabilir ama bir anlamda dediğiniz gibi
çok hazırlıksız yakalandığımız ama hani birazcık da sınıfta kaldığımızda aslında sonuçta bir senedir bunun içindeyiz ama bazı mekanizmalar hala aynı zayıflıkta devam ediyor gibi. Bir de Bazıları hani da daha güçlendi. pandemi döneminde oluşan o açığa çıkmayı bekleyen ve çıkamayan durumlar dışında daha öncesinde açığa çıkmış ve bu sistemlerden yararlanan vakalar veya durumlar da sistemlerden yararlanamamaya başladı. Hani istismar nedeniyle bir çocuk psikososyal destek müdahale programına katılabiliyorduysa, bir terapiye katılabiliyorduysa, devlet eliyle sunulan bir terapiden bahsediyorum, katılabiliyorduysa buna katılamamaya başladı artık. Bir kurum ve bir STK'ya gidiyorduysa destek olmak için bunu yapamamaya başladı. Yetişkinler de aile içerisinde şiddete uğrayan yetişkinler de aynı şekilde yani destek mekanizmaları daha önceden açığa çıkmış vakalar bağlamında da koptu maalesef sonlandı. Dolayısıyla hem mikro ölçekli hem makro ölçekli düşünmek gerekiyor. Mesela bir yandan daha risk faktörleri odaklı konuştuk ama hani güncel çalışmalar şunu ve daha önceki kriz dönemlerine ilişkin çalışmalar gösteriyor ki bir şekilde kurumların desteğini veya kendi sosyal çevresinin desteğini hissedebilmiş olan ebeveynlerin çocuğa karşı şiddet ihtimali çok düşüyor. Evet. Hani koruyucu bu işte madem biliyoruz ki biz bunları destekleyebilirsek hani bir zaten hali hazırda bağlantılı olduğu kişilerle bağlarını güçlendirebilecek bir destek mekanizması oluşturabilirsek bunlar işlevsel değilse başka kurumsal bazda destek mekanizması oluşturabilirsek işte temel ihtiyaçlarını karşılamakta mı güçlük çekiyor? Bunları elde edebileceği bir yer bulursak işte maddi bir takım aynı inaktığı sıkıntılar mı yaşıyor? Bunları elde edebileceği veya bilgi bazlı da olabilir. Yani illa bir şey vermek, bir para vermek bazlı olmak zorunda değil. Yani hani çocuğuyla problem yaşadığında, bunun stresiyle başa çıkmak konusunda zorlandığında danışabileceği bir mekanizma oluşturabilirsek biraz en azından müdahale etmiş oluruz diye düşünüyorum. Çünkü mesela bir başka çalışmada şunu söylüyor. İki taraflı bu şiddeti tırmandıran iki taraflı bir ilişki var. Çocuklar zaten hani evde şimdi çocuk eve ait yani sürekli ev içerisinde olabilecek bir birey değil. Yani gerçekten oynamaya, dışarıda olmaya hani en çok üzüldüğüm gerçekten hani gruplardan bir tanesi çocuklar. Tamam biz de çok zorlanıyoruz içeride durmakta. Ama hani içeride çocuk olmak, bir yıl boyunca içeride olan çocuk olmak çok daha zor. Gerçekten çok daha zor. Dezavantajlı çocukları düşündüğümüzde onların da tek çıkma alanı aslında ev dışındaki hareket alanları, etkileşim alanları da okuldu. Ve Tabii. böyle bir durumda dezavantajlı çocuklar da eve kapanarak aslında çok sınırlı kaynaklarını bu anlamda kaybetmiş de oldular bir taraftan. Tabii tamamen kaybetmiş oluyorlar. Ki hani genel anlamda bütün çocukları değerlendir, özellikle dezavantajlılar değil, hepsini değerlendirdiğimizde de gerçekten böyle şey hani niteliksel bir çalışmanın içerisinde ne zaman özgür olacağız diyen bir çocuk vardı. Yani bir nevi hapsedilme hali gibi yaşayabiliyor çocuklar bunu. Tabii ki bunun çocukların iyi oluş halinde de bir takım yansımaları var. Yani bu bilinmezlikle mücadele etmeye çalışırken, başa çıkmaya çalışırken işte onların da üzüntü duyduğu, öfkelendiği, davranışlarına yansıdığı durumlar var. Bu karşılıklı bir çatışmaya dönmeden aslında ebeveynleri en azından ya bu aslında içinde olduğumuz anormal süreçte çocukların verebileceği normal tepkilerden bir tanesi. Hani neler yapabilirsiniz? Hani gerçekten çalışma gösteriyor ki kendi çocukları yaramaz ve artık başa çıkılamaz ve katlanılamaz bir çocuk haline geldi. Öyle değil. Bu son derece normal bir tepki. Bunun temel bilgisini vermek bile bazı ebeveynler Kesinlikle. için. Kesinlikle. Yani bu temel bilgi yoksunluğu işte katı disiplin yöntemlerinin daha da katılaşmasına sebep oluyor aslında. Aynen öyle.
Ya hep böyle olumsuz tarafından konuşuyoruz şiddet söz konusu olduğunda, ama sizin söylediğiniz çok önemli bir nokta vardı. Ben oradan biraz devam etmek istiyorum. Her ailede bu benzer stresörler, zorluklar olmasına rağmen bu şiddete ya da katılaşan tutumlara dönüşmüyor. Daha bir telafi mekanizması, bir bütünleşmeye de dönebiliyor. Yani ailenin o güven duygusu olan, ilişkileri görece daha sıcak, samimi olan ve rollerin daha dengeli dağıldığı ailelerde bu tip kriz dönemleri, pandemi dönemleri aslında dış faktörlerden gelen stresi telafi edici, bütünleştirici bir mekanizma dönebiliyor. Ama bunların olmadığı ailelerde, ki özellikle aile içinde otoriter, gergin, daha çok güçle meşgul, egosantrik, hatta partnerler arasında şöyle çocuğa verilen bakımı kıskanıp öncelikli bakımı kendisi almak istediği için gerginlik çıkartacak düzeyde egosantrik. İşte bakım görevlerini, aile içi artan yükü reddeden, işte diğer partnerle çocuğun ilişkisini özellikle sabote eden, yani şeyler, tutumlar ya da örüntüler gösteren bir ebeveyn söz konusuysa, o zaman işte bu bahsettiğimiz denge ve bütünleşme çok sağlanamıyor. Çünkü çocukla diğer ebeveynin ilişkisini bozuyor. Kendisi diğer ebeveynle zaten çatışmalı bir ilişkide ve sonrasında da bu şiddete dönüşebiliyor. Ve daha katı tutumlara dönüşebiliyor aslında Yani diyebiliriz. bu açıdan ebeveynlerin yaşadıkları, kendi açısından yaşayabilecekleri durumu da gözden geçirmek gerekiyor. Aslında hani dedik ya, iş kaybı, ekonomik güçlükler çok sıkıntılı. Ama burada şöyle bir handikap var hakikaten. Çalışsak da mı saklasak, çalışmasak da mı saklasak da değil. Şimdi ev içerisinde çalışmaya başlayınca da çok ciddi, çoklu roller oluşmaya başlıyor. Yani hani... Ben hani bu pandemi sürecini çok kalabalık bir ev içi halinde yaşamadım. Ama ailemi ziyarete gittiğimde nasıl olabileceğine dair bir fikrim oldu. Hani iki çocuk, üç yetişkindik evin içerisinde ve işte bir hafta içi gününde 5 ayrı odada 5 bilgisayar açık şekilde. Yani böyle bir şey de var. Yalnız mıyız, kalabalık mıyız, o da belli değil. Hani bir yandan yalnızız, izoleyiz ama bazı durumlar için ev içi çok kalabalık, çok karmaşık ve herkes birden fazla rolünü, hani normalde farklı alanlarda farklı rollerimizi yapıyor olma şansımız var. İşte iş yerine gidip bir çalışan olabiliyoruz, eve gelip neyse rolümüzü olabiliyoruz, ebeveynsek ebeveyn olabiliyoruz. Çocuk açısından işte okulda öğrenci olabiliyor, gelip evde o ailenin çocuğu olabiliyor. Öyle değil. Her yerde her şeyiz şu anda. Yani bir karmaşa da var hani. Eş zamanlı olarak işte ilkokul öğretmeni olan yengem, abimin eşi. Hani bir yandan çorba karıştırıp bir yandan ekran karşısında çocuklar yazıyor musunuz bakıyorum falan diyebiliyor. Böyle hani çok gerçekten başa çıkması da zor bir süreç. O yüzden anlamaya da, yani kişilerin hem kendilerini anlamaya hem de çocuklarının verdiği tepkileri anlamaya da ihtiyacı var. Kesinlikle, kesinlikle. Peki biz madem öyle çocuklarımızı nasıl koruyacağız? Ne yapacağız? Biraz ondan bahsedelim. Son 10-15 dakikaya giriyoruz sanırım. Bu Aslında biraz hani arada dayanamayıp biz bunlardan bahsetmiş olduk. Yani hani makro ölçekte benim önerilerimin ne olabileceğini söylersem, mutlaka çocukların erişimine, kolay erişimine açık başvuru mekanizmalarını güçlendirmek gerekiyor. Bir Google'da arattığında işte babam beni dövüyor, annem beni sevmiyor falan gibi şeyler arattıklarında cevap bulabilecekleri bir şeyler olması gerekiyor. İki, hani tamam okula gidemiyor, fiziki olarak okula gidemiyor dedik ama gene bir şekilde öğretmen bağlantısı var. Gene bir şekilde okul bağlantısı var. Ve hani sandığımızdan çok daha fazla teknolojiyi kullanır hale geldiler. Dolayısıyla bir miktar belki öğretmenleri de destekleyip sorun yaşayan çocukları nasıl tespit edebilirler bu süreçte? Şimdi
işte online derslere katılıyorlar. Hani üniversitede belki bize öyle bir durumun peşine düşmüyoruz o yetişkinlere anlattığımız için ama mesela ilkokula giden çocuklar da düzenli olarak işte 15 gün boyunca online derslere katılmamış bir çocuğun neden katılmadığının peşine düşmek yükümlülüğünde öğretmen. Teknik yani imkansızlıklardan dolayı ise yani bilgisayarı yoksa böyle bir teknolojik şeyi yoksa da bunu karşılamak için bir takım mekanizmalar önermek durumunda. Başkaca sebeplerden dolayı ise de yani bunlar olduğu halde ebeveyn bir kısıtlama getiriyorsa, hani eğitim hakkını ihlal ediyorsa veya başka bir şeyi saklamaya çalışıyorsa zaten bunlara müdahale etmekle yükümlü. Ama burada öğretmenlere de haksızlık etmek istemiyorum. İşte yani onları da destekleyebilecek mekanizmalar geliştirmek gerekiyor. Sınıf ortamında fark etmek kadar kolay değil. Kesinlikle. Değil. Yani bizim ciddi bir hani profesyonel sıkıntı, sayısı sıkıntımız var. Hani bu kadar sayıyla bu kadar az uzmanla bütün bunlara müdahale edebileceğimizi beklemek gerçekçi değil zaten. Dolayısıyla hani bir miktar uzman sayısını arttırmak gerekiyor. Çocukların danışmanlık alabileceği şeyleri arttırmak gerekiyor. Tele sağlık hizmetlerini, kadınların hizmet alabileceği tele sağlık hizmetlerini arttırmak ve ücretsiz hale getirmek gerekiyor. Hani bu benim çok önemsediğim konulardan bir tanesi. Hani bizim çocuk koruma sistemimizde gelişen, fena da olmasa gelişen, yani daha doğrusu yavaş da olsa gelişen alanlar var. Hiç gelişemeyen alanlar var. Tespit etmek konusunda, işte müdahale etmek konusunda, adalet sistemi konusunda falan fena değiliz. Yani hani tamam hala iyi değiliz. Ama bir noktaya gelmiş ve bir şeyler yapıyoruz. Ama bu hasara uğramış, bu şiddete uğramış bireylerin iyi oluş halini arttırmak konusunda, onlara destek sunmak konusunda korkunçuz. Yani hani eğer bunu devlet ücretsiz bir sağlık hizmeti olarak sağlayamıyorsa bu çok hani işin lüksü müdür? bu benim mesela çok genel halk sağlığı politikaları açısından üzülerek izlediğim şeylerden bir tanesi. Herkesin buna erişim şansı olmayabilir. Tabii ki klinik psikologlarımız var. Onlardan bahsetmiyorum ama hani ücretsiz olarak erişebilecekleri mekanizmaların eksikliğinden bahsediyorum. Ücretli erişebilecek durumu olmayabilir herkesin ki genellikle bu gruplarında olmuyor. Böyle bir şansı olmuyor. Bir de yani şeyden sonrasındaki pandeminin genel yaşattığı zorluklarla ilgili iyi oluşu destekleyecek mekanizmalara ihtiyaç var ama hani şiddet söz konusu olduğunda da şiddet oluşmadan buna müdahale edecek ya da anında daha fazla zarar görmeden korumayı devreye sokabilecek mekanizmaların da biraz işte güçlenmesi aslında önemli oluyor. Hem çocukları hem de şiddet mağdurlarını korumak açısından. Çünkü çocukları korumak, evin içinde nasıl koruyabiliriz diye kendi sistemlerinde düşündüğümüzde de en temel şey çocuğu güvende tutmak zorundayız. Yani bunun ilk şeyi bu. Zarara, şiddete maruz kalmaması, tanık olmamasını sağlamak zorundayız. Bunu aile içinde tabii ki hani buradan söylemesi çok kolay ama çok çeşitli dinamikler sebebiyle yeri geldiğinde hani sonrasında bu şikayet mekanizmasından sonra o işletildikten sonra tekrar eve dönüş riskini göze alamamak bir taraftan. Aynen. Ve tekrar eve kapanmak bazı kültürel handikaplar sebebiyle evden ayrılamamak bir taraftan bazı bizim aslında çarpık aileye yönelik yüklediğimiz inanılmaz kutsal anlamlar sebebiyle aileyi sürdürme motivasyonlarıyla vesaire aslında çocuk şiddetin çok tam ortasında kalabiliyor ve onu güvende tutmak çok mümkün olamıyor. Akut bir durumda özellikle şiddet söz konusu olduğunda çocuğu en azından evin içinde bir yerlerde korumak çok önemli ve en hızlı şekilde yaptırım mekanizmasını devreye sokmak. Maruz kaldıktan sonra çünkü çocuğun dünyası sarsılabiliyor. Yani kimin suçu bu yaşına göre?
neden bu ortaya çıktı? Hatta bazı çocuklar eve polis geldikten sonra sen niye annemle babamın arasında giriyorsun, niye bizi ayırıyorsun diye polisi de suçlayabiliyor çok bilmediği için. O yüzden bu durumlara ilişkin böyle risk olan şiddet öyküsü olan ailelerde koruma sisteminin devreye girmesi için elimizden geleni yapmak en başta. Yakınlarının tetikte olması, sürekli işte komşusunun, işte yakın arkadaşlarının, ailesinin sürekli takipte olması ve bunu hissettirmesi oldukça önemli ki fark edebilsinler. Ve böyle bir durum söz konusu olduğunda da çocuğa bunu anlatmak, şiddetin kötü bir şey olduğunu, şiddeti gösteren kişi bir ebeveyni olsa dahi, o işte sinirlendi, arada böyle bir şeyler olur, sen görme vesaire gibi bunu normalleştirmeyip, şiddet kötüdür, bu onun sorumluluğu, seni biz korumak zorundayız, sen bizi, çünkü çocuklar şunu da düşünebiliyor yaşlarına göre, bu aileyi ben düzelteceğim, bu benim görevim, fanteziler kurabiliyor zihninde. İşte ne bileyim annesini babasının elinden kurtarmaya ilişkin ya da aileyi tamamlamaya ilişkin ya da kardeşini korumaya ilişkin bu sorumluluğun onda olmadığını, onun yüzünden bu olgunun ortaya çıkmadığını iyi anlatmak lazım çocuğa. Kendisini suçlu hissetmesin, şiddetle ilgili algısı, gelecekte kurban olmaması aynı zamanda fail olmaması için oldukça önemli. Bunu da çok dikkate almak gerekiyor gibi ucundan da çocukla ilgili kısmı ekleyeyim istedim ben. Şeyi eklemek istiyorum ben de. Hakikaten çocuğun algısından şiddetin ne olduğu, neyin şiddet olarak tanımlanabileceği çok değişebiliyor. Hele ki bu alternatif sistemler dediğimiz eğitim sağlık sistemiyle tanışmazsa. Çünkü hani akranlarıyla olan iletişimiyle, öğretmenleriyle olan iletişimiyle bazı şeyleri yeniden gözden geçirip yeniden tanımlayabiliyor. Yani bunun çok sadece fiziksel şiddetin kabul edilebilir olup olmadığından bahsetmiyorum. Gerçekten cinsel şiddetin kabul edilip edilemez edilip edilemeyeceğine dair ilkokulda arkadaşlarıyla diyalogları esnasında ya hani benim yaşadığım ne kadar normalmiş diye o zaman tanımlayabilen vakalar gördüm. Babasından ciddi ve nitelikli olarak cinsel şiddete uğruyor. Ve çocuk o diyalogları akranlarıyla olan ilişkilerine gelinceye kadar sanıyor ki her babayla çocuğun ilişkisi öyle. Evet. Bütün babalarla çocukların ilişkisi öyle. Sonradan yaşanılan diyaloglar sayesinde fark ediyor ki hayır yani bizde bir gariplik var. Her baba çocuğuyla birlikte uyumuyormuş veya bu tarz bir şey eylem gerçekleşmiyormuş. Diyaloglar ya da şakaların yaşa uygunsuzluğu, daha bedensel şakaların ortaya çıkması ve arkadaşlar tarafından dışlanması da çok ve böyle fark edilmesi de çok yaygın. Aynen yani hani çok ekstrem formlarının bile şiddet olabileceğini tanımlamakta güçlük çekerken görece daha formlarının daha düşük seyirli giden formlarının çocuklar tarafından şiddet olarak tanımlanamıyor olma ihtimali de zaten ciddi risklerden bir tanesi. Şimdi yavaş yavaş bitirmek zorunda kalacağız ama bir şeyi ekleyeyim hani sorulara bakarız varsa onları cevaplarız. Tamam biz bugün hani aile içerisinde ev içini konuşalım dedik ama hani ev içine aslında dışarıdan uzanan bir göz ve bir el de var. Ekrandan uzanan bir el. Hani onu da ihmal etmemek gerekiyor pandemi dönemini değerlendirirken. Evet dışarıdan gelen riskler azalmış olabilir. Ev içerisindeki riskler ki genel anlamda ev içinin daha riskli olduğunu biliyoruz biz zaten pandemi olmasa da ama hani bunun riski daha da artmış olabilir ama dışarıdan gelenler biraz form değiştiriyor. İşte siber zorbalık olarak okul içerisindeki zorbalık siber zorbalığa dönüşüyor. Aile dışından tanımadığı birinden gelebilecek cinsel şiddet ekran karşısından bizim denetimimiz dışında girmiş olabileceği siteler, işte oluşturdukları sosyal medya accountları üzerinden
işte pedofillere denk gelmek olsun, işte grooming süreçleri yaşıyor olmak ve tehditlerine maruz kalıyor olmak olsun. Böyle bir tehlikeli ekrandan uzanan bir el de var. Yani bunu da ihmal etmemek gerekiyor. Belki bu da bir ebeveynlere bir uyarı olabilir. Yani her anlamda açık iletişim, sıcak bir ilişki, çok kısıtlayıcı olmayan ama aynı zamanda uzlaşan, yani söz hakkı veren ve birlikte anlaşılan iletişimlere ve ilişkilere ihtiyaç var ebeveynle çocuk arasında. Ekran söz konusu olduğunda en temel problemlerinden biri. Yani işte bana danışan anne babaların %80'i kesinlikle ekrandan şikayet ediyorlar. İki şikayetleri var zaten. Bir, ders çalışmıyor oluyorlar çocukları kesinlikle. Bir de ekrana çok bakıyorlar. Yani hani başka derdiniz olmasın diyorum ben de zaten böyle şey olduğunda. Çünkü orada genel olarak bir şey, çocuğun başına bir şey gelmemesi için ya da geldiğinde paylaşabilmesi için yaptırım ya da işte şunu yapman lazım, bunu yapman lazım, şunu hiç yapmıyorsun gibi doğrudan yönergeler yerine ne yapıyorsunu aslında darcığımıza koymamız lazım. Ne yapıyorsun, nasıl gidiyor, zor değil mi bunlar, nerede zorlanıyorsun, çok haklısın sıkılmakta, oyunda kafanı dağıtıyorsun. Biraz çocuk gözüyle onun yanına yaklaşmak ve takip etmek ekrandaki risklere karşı çocuğu birazcık koruyabilir gibi. Sorularımız... sormak isteyen varsa bir katılımcı arkadaşlara bir söz verelim. Yoksa da hani bir saatimizi doldurmak üzereyiz. Herhangi bir sorumuz yoksa yavaş yavaş sonlandırabiliriz. Bir bakayım. Bir soru var gibi sanki. Bilinç altında yatan istekler ve arzular, niyetler ortaya çıkabilir mi? Bilinç altında yatan istekler, çok hani bizim psikolojide kullandığımız terimlerin uzağında bir klinisyen hocamıza bırakmak istiyorum. Hocam, siz cevap vermek ister misin? Ben yani, adlici olarak bana fazla geldi bilinç altında. Pandemi döneminde insanın içinde yatan, bilinç altında yatan istekler ve arzular, niyetler ortaya çıkabilir mi sorusunu tam anlamamakla birlikte anladığım noktadan anlatmaya çalışacağım. Dürtüselliğe artış gözlüyoruz. Yani bu gizil güdülerin ortaya çıkması, olmayan şeylerin ya da bilinç halinde fark etmediğimiz şeyler değil ama işte keyif, haz ya da işte öfke kontrolünde zorluk, bir şeylere hızlıca ulaşma, düşünmeden hareket etme ihtimali, dürtüsellik artıyor, artıyor pandemiyle birlikte. Çünkü stres arttıkça bizim yargılama, düşünme, çok yönlü, uzun vadeli düşünme becerimiz biraz stres tarafından baskılanıyor. Daha duygusal düşünme, daha hızlı düşünme, hızlı karar verme mekanizmamız devreye giriyor. Bu da daha işte isteğimize daha çabuk ve kısa yolları seçmemize, dürtüsel davranmamıza sebep oluyor. Umuyorum soruna cevap olmuştur. Anladığım kadarıyla cevaplamaya çalıştım. Burada ama hani evet, Esra Hocam'ın dediklerine kesinlikle katılıyorum ama hani şöyle bir noktadan soruyorsam, bu çok güç. Hani içinde bir seri katil yatıyordu, ondan önce dünyanın en işlevsel insanıydı ama pandemiyle birlikte bu açığa çıktı falan gibi, hani değil, böyle değil. Hani bu kadar gizil olabilecek şeylerin pandemiyle birlikte pat diye açığa çıkması, İşte 180 derece farklı bir insana dönüşmek çok mümkün değil. Esra hocamızın vurguladığı şekilde zaten o hayatı etkileyen, ufak ufak etkileyen ama işte koruma sistemleri içerisinde tolere edilebilen problemli alanlar daha da belirgin hale gelmeye başlıyor mu dersek, tabii ki problemin kendisi zaten. Ama içimizde tanımadığımız şeytanla tanışmış olmuyoruz hani bilinç altı. Var olan eğilimler şiddetleniyor ama öyle bir eğilim yoksa zaten ortaya çıkmıyor.
diyebiliriz. Bir sorumuz daha var. Siber zorbalığa maruz kalmaması için çocuğun sosyal medya kullanımını kısıtlamak mı daha işlevseldir yoksa açıklayıcı bir strateji kullanmak mı? Burada ebeveynlerin yeni medya okur yazarlığı düzeyinin de geliştirilmesi gerekmez mi? Kesinlikle gerekir. Hocam ben başlayayım mı yoksa? Tabii başlayayım hocam. Kesinlikle yeni medya okuryazarlığına çok ihtiyaç var ve kesinlikle kısıtlamak değil, birlikte strateji geliştirmek çok önemli. Çünkü kısıtlama demek çocuğun zaten yasak bir şeyi yaptığı için suçluluk hissetmesine sebep olacak. Ve orada aslında anlayamadığı ve bir taraftan da rahatsız hissettiği, hatta kendini bile suçlayabileceği bir deneyim oluyor zorbalık. Küçük yaşta işte cinsel saldırıya maruz kaldığında da onu tam anlamlandıramadığı için kendini suçluyor. Yanlış bir şey yaptım diye düşünme ihtimali artıyor. Zaten yasak bir şey yapmış. Bir de onun üstüne öyle kendini kötü hissettiği, suçlu hissettiği bir deneyime maruz kalmış. Kesinlikle aileye bunu söyleyemiyor böyle bir durumda. O yüzden mümkün olduğunca çocukla birlikte hangi uygulamalarda geziyor, birlikte bakınmak, onun hayatına girmek, onun üstüne sohbet etmek, onun izin verdiği kadarıyla bu anlamda neler yaşadığını anlamaya çalışmak, neler yaşayabileceğine ilişkin sohbetin aralarında, uyarılarda, biraz eğitimlerde bulunmak ve ne olursa onlara gelip bunu haber vermesinin uygun olacağını anlatmak. Ve işte ekran saatlerinin stratejilerini birlikte belirlemek onun da söz hakkı olacak bir biçimde bu anlamda en koruyucu yol olur. Ben de biraz bir şeyler ekleyeyim. Teknoloji hayatımızın artık değiştirilemeyecek bir parçası. Yani çocukları teknolojik kullanımından uzak bırakmak da aslında bence bir ihmal formuna dönüşür artık. Yani hani hiç yaşa göre tabii ki hani yaş gruplarını da çok ciddi anlamda dikkate almak gerekiyor. 15 yaşında bir çocuğa, 10 yaşında bir çocuğa, 5 yaşında bir çocuğa sosyal medyayı nasıl kullanacağı veya bizim onu sosyal medyada nasıl kullanacağımız çok değişiyor olabilir ama gelişimlerinin bir parçası artık. Yani hani günümüz dünyasında bunu reddedip çocukları teknolojiden uzak tutamayız. Bu gerçekçi değil. Bence bu gelişimlerini sınırlayan da bir şey. Ama hani Esra Hoca, gerisinde Esra Hoca'ya katılıyorum değil mi? Esra Hoca'nın dediği gibi hani bunu kullanma formları konusunda bilgi vermek gerekiyor. Bir de zaten hani aslında bizim teknoloji kullanımından bağımsız çocukla olan iletişimimiz burada çok önemli. Yani bizim sıcak ve çocuğun problem yaşadığında bizi bir destek mekanizması, kendini suçlu hissetmeden destek mekanizması olarak kullanabileceğini bildiği bir ilişkimiz varsa gelip size söyleyecektir. Hani mesela online ortamda gelebilecek cinsel şiddet açısından söylüyorum. Yani siz teknoloji kullanmaya %100 izin vermeyen, katır bir şekilde karşı çıkan bir ebeveynseniz ve o çocuk buna rağmen gitti. Çünkü her çocuk buna rağmen gidip bu online platformları bir şekilde kullanacaktır. Buna rağmen gidip kullandıysa oradan bir zarar geldiğinde sizinle paylaşmaz. Ama sizin bilginiz dahilinde oraları kullanıyorsa ve gene de bir şekilde karşılaşmaması gereken bir şeyle karşılaştıysa veya kişilerle karşılaştıysa, bir mesaj aldıysa gelip bunu size söyler. Cezalandırıcı tavırlar sizinle paylaşmasını engellemekten başka çok bir işe yaramaz. Kısıtlamak tabii ki gerekiyor. Hani sınırlar koymak tabii ki gerekiyor ama topyekun kısıtlamanın çok doğru olmadığını çocuklarımıza sağlıklı ve kendilerini koruyabilecek şekilde interneti kullanmayı öğretmenin zaten yükümlülüğümüz olduğunu düşünüyorum. Soru daha seçelim hocam. Siz bir soru seçin isterseniz sonra bugünkü webinarı tamam. Hocam çok teşekkürler. Güzel sunum için benim bir sorum olacaktı. Mülteci çocuk ve annelerin durumu yerel halktan nasıl farklılaşıyor? Şöyle söyleyeyim, yani bildiğim kadarıyla STK'lar, bunu akademik bir çalışma bulgusu olarak söylemiyorum. Hani sivil toplum alanda çalışanlarla
bağlantımdan öğrendiğim kadarıyla söylüyorum. Şimdi bu çocuklar zaten eğitime çoğu katılamıyor. Yani ne oldu? O çocuklara ne olduğunu bilmiyoruz. Çünkü çok büyük bir çoğunluğu zaten online eğitime katılamıyor. Gerçekten bayağı sistem dışında kaldıklarını söylemek mümkün bu anlamda. Ne oluyor, ne bitiyor evlerinde bilmiyoruz. Yani zaten böyle sisteme yanına bir gelmişlerdi ama maalesef pandemiyle birlikte birçoğu, hepsi değil ama birçoğu gerçekten tümüyle kopmuş oldu Türkiye'nin her yerinde. Yani ben de yakın zamanda okuduğum herhangi bir bilimsel çalışma özelinde söylemeyeceğim ama hani gözlemlerim ve işte çıkarımlarım üzerinden soruyu cevaplayacağım. Zaten normal şartlarda da çok ağır stresörlerle hayata devam ediyor Türkiye'deki mülteciler. Yani zaten genel olarak iş belirsizliği, kaynak belirsizliği, işte barınma zorlukları, eğitimde işlediği zorlukları, ilişki zorlukları vesaire gibi oldukça yaşamsal şeyleri var, zorlukları var. Bir taraftan da pandemiyle birlikte bunlar daha da katlanarak arttığı için ve ev içi şiddetin de belli bir düzeyde olduğunu biliyoruz. Ev içi şiddetin de arttığını öngörmek aslında çok zor değil. Ama dediğim gibi bu bir çıkarım bu anlamda. Kısacık biz sorulardan bir tanesinden yola çıkarak bir öneri de bulunacağım. Neler yapabiliriz biz? Hani gönüllülük esasına dayanarak biz öğrenciler olarak neler yapabiliriz diye sormuşlar. Yerel STK'larla iletişime geçin. Ama yerel STK'larla iletişime geçerken STK'lar da bazen nasıl diyeyim görece ne yapacaklarını bilemez şekilde işleyebiliyor. Hani gerçekçi olmak lazım. Yerel STK'larla iletişime geçerken ben sizin için ne yapabilirim diye sorarken aynı zamanda ben sizin için şunları yapabilirim önerisini de getirin. Çünkü onlar zaman zaman sizden nasıl faydalanacağını bilmeyebiliyor. İşte ne bileyim akademik anlamda geride en basitinden bu çocuklarla işte online olarak birebir bağlanıp hani abilik ablalık şeyleri vardır ya eğitimini destekleyebilecek dersler verebilirsiniz. Hani tamam psikososyal destek için belki çok erken ama işte matematik dersine yardımcı olmaya çalışmak bile aslına bakarsanız bu çocuk için çok önemli bir şey olabilir. Bir de hayatında bir ekstra kişinin daha olduğunu bilmek, gerekli gördüğünde bu problemi sizinle paylaşabilmesi ve sizin ona nerelere başvurabileceği konusunda yol göstermenize aracılık etmiş olabilir. Tabii her yerelinin kendine göre ihtiyaçları vardır. O yüzden yereldeki sivil toplum kuruluşlarına yazıp ben katkı sağlamak istiyorum, ne yapabilirim sizin için diye. Belediyelerin de bazı çalışmaları var sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte. Belediyelerin de psikososyal destek birimleri varsa işte gençlik şeyleri, merkezleri vesaire varsa Ankara'da birçok belediyenin olduğunu biliyorum mesela. Onlarda da ne yapabiliriz diye bir yoklama yardımcı olabilir size. Herhalde tamamız hocam. Sorular geliyor ama süremizi zaten açtık da çok fazla devam ettirip yormayalım da bu saatte. Bugün pandeminin paradoksunu konuştuk. Kendimizi, sağlığımızı korumaya çalışırken, evin güvenli kalmaya çalışırken en güvenli yerin en güvensiz yer haline geldiği durumları, risk faktörlerini, sistemin buradaki yerini konuşmuş olduk Dilek Hocam'la. Umuyorum bu konuşmalar, bu çalışmalar azaldı ve nasıl azalıyor'a döner artık. Risk faktörlerinden çok koruyucu faktörleri konuşuyor oluruz. Bir sonraki webinarlarımızda da konumuz bu olur diyorum. Dilek Hocam siz son bir şey söylemek ister misiniz? Sonra kapatalım. Dediğim gibi bir şeyi hatırlatarak belki bitirmek isterim ben. Hani bir çocuğun sağlıklı gelişimini sağlamak için aile sistemi yeterli değildir.
Ve hani hepimizin her çocuğun büyümesi adına bir sorumluluğu vardır. En başta bu sorumluluk sahibi olan mekanizma devlettir. Ama devlet de biziz aslında bakarsan. Hani bizlerden oluşuyor. Geniş kapsamlı makro sistem içerisindeki mekanizmaları muhakkak ki desteklemek gerekiyor. Eğitim alanındaki koruyucu faktörlerin formunu değiştirerek, sağlık alanındaki koruyucu faktörlerin eskisi gibi devam ettiremiyorsak bile formunu değiştirerek aileleri, çocukları destekleyebilecek bir takım mekanizmalar oluşturmak gerekiyor. Umuyorum daha şiddetsiz, daha az hasarlı şekilde kaparız bu pandemi dönemini. Umuyoruz. O zaman bir sonraki webinarda görüşmek üzere. Herkese teşekkür ediyoruz katılıma ve bize iyi akşamlar diliyoruz. Size eşlik ettikleri için iyi akşamlar.